Dünya Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı kamu binalarımızda kullanacağız. Onunla alakalı olarak bakanlığımız ilgili kamu kurumları ile işbirliği içerisinde oradaki kamu kurum binalarının enerji verimliliği ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etti. Yani ısı yalıtımı mı yapılacak, efendim su yalıtımı mı yapacak? Bu anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 500 civarında bina var. 2023 yılına kadar da bu 200 milyon doları kamu binalarının enerji verimliliği konusunda performansını arttırmak için harcamış olacağız. Bu son derece önemli. Ayrıca bahsettiğiniz sorunuzda sanayide ve normal sivil konutlarda neler yapılabilir? Sivil konutlarda şu anda ortalama yıllık 150 bin civarında ısı yalıtımı yapılıyor. Hedefimiz bunu yıllık iki katına çıkartmak. Hala gerideyiz. Ve biz ısı yalıtımını standartlara uygun hale getirdiğimizde yaklaşık faturalarımızda %40 bir indirim söz konusu olacak. Bunun için de sektörümüz hazır. STK'larımız hazır. Bankacılarla konuştuk uzun bir süredir. Bankacılarımız da bu işi finanse etmeye çok sıcak bakıyorlar. Önümüzdeki haftalarda Hazine Maliye Bakanlığı tarafında yapılması gereken bazı düzenleme çalışmaları var. Onları da tamamladıktan sonra bu krediyi uzun vadeli katlanılabilir, ödenebilir bir hale getirip vatandaşımıza sunmuş olacağız. Çok düşük aylık taksitlerle bu ısı yalıtım işini de kökünden çözmüş olacağız. Amacımız odur. Şimdi bununla alakalı olarak Hazine Maliye Bakanlığımız, bizim bakanlığımız, sektör ve bankacılar müteahhit defalar bir araya gelmek suretiyle sektörün finansman ihtiyacı veya yeniden yapılandırılması kapsamında ki krediler uzunca bir süredir görüşülüyordu. Sonunda işte dün Sayın Hazine Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi bir inisiyatif kullanılacak. Ortak girişim fonu üzerinden bu finansman sıkıntısı çeken projeler yerine göre belki bankalarda devreye girmek suretiyle rahatlatılmış olacak. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde zaten kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Şu anda çok fazla detaya girmek doğru değil. Ama önemli bir gelişme olarak söylemek istiyorum. Rusya ile bildiğiniz gibi çok yönlü ortak ilişkilerimiz var. Ticarette ve bölgesel konularda. Ama en önemli konulardan, ajandamızın en önemli konulardan birisi enerji. Biliyorsunuz Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaatı devam ediyor. 4 reaktörümüz olacak. Toplam 4800 megawatt büyüklüğünde. Öte taraftan Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatı tamamlandı. Kıyıda terminal inşaatında da %80 civarında bir tamamlanma oranı var. Karadaki boru hatlarında inşaatı devam ediyor. Yıl sonuna kadar Türk Akımı'nın kara inşaatı da bitmiş olacak. Böylece biz artık batıdan aldığımız doğalgazı bu deniz altından geçen Türk Akımı üzerinden de alabilir hale geleceğiz. Bizim açımızdan enerji partneri olması açısından Rusya arz güvenliğimiz açısından son derece önemli. Bugüne kadar da Rusya hakikaten tedarik noktasında arz güvenliğimize ciddi katkılar sağladı. Orada indirim dahil miktarlarda esneklik gibi konular kendileriyle paylaşıldı. Bunlar tabii oradaki Gazprom şirketinin yetkilileriyle Türkiye'de hem BOTAŞ'ın hem de Gazprom'dan ithal eden diğer özel sektörün bir araya gelerek konuşarak sonuç alması gereken hususlar. Çünkü artık tabii şunun da bilinmesi gerekiyor. Türkiye kaynak çeşitliliğini büyük oranda da artırmış oldu. Eskiden sadece iki ülkeden doğalgaz alırken, hatta bu işe önce Rusya ile başlamıştık. Sonra İran geldi, Azerbaycan geldi. Bu ülkelerden farklı rotalardan yeni kaynak girişlerini sağlamış oldu. LNG terminallerimiz sayesinde dünyanın dört bir tarafında nerede ucuz bir kaynak bulursak LNG getiriyoruz, ülkeye sistemine dahil ediyoruz. Oyuncunun fazlalığı, arzın fazlalığı dünyada değişmez kural rekabeti getirir. Bundan da tüketici yararlanacak.
Bu yönde de zaten altyapıları tamamladık. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Eylül ayında EPİAŞ bünyesinde doğalgaz ticaret platformunu da işletir hale geldik. Bu bölgenin, yani Güneydoğu Avrupa'nın şu anda işleyen tek piyasası doğalgaz ticareti. Elektrik ticareti zaten yıllardır başlamıştı. Türkiye bu bölgede sadece kendisi için değil, komşu ülkeleri açısından da bölge ticaretinin gerçekleşeceği bir ülke olacaktır. Biz bu potansiyele inanıyoruz. O gündemde değil, öyle bir şey söz konusu. Gündeme gelmedi daha doğrusu. Ama Rusya tarafı buraya ortak aradığını ve Türkleri de bu anlamda tercih edeceğini, yatırımcı bulabilirse ifade ediyor zaten uzunca bir süredir. Ama bugüne kadar henüz netleşmiş bir ortaklık anlaşması yok. Efendim, Siirt ve Diyarbakır'daki keşifler ne durumda? Diyarbakır'da ve Siirt'te 3 tane keşif yaptık yeni. Petrol keşfi. O 3 petrol keşfinde de günlük şu anda ortalama 1650 varil üretimimiz var. İlk defa hidrolik çatlatmayla petrol üretimi sağladık. Şimdi o hidrolik çatlatmayla bu yıl içerisinde 4 kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya'da olacak, 3 tanesi de Güneydoğu'da. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği bir teknoloji. Onlar adeta üretimini katladılar. İhraç eder hale geldiler doğal gazı ve petrolü. Şimdi aynı tekniği biz de Türkiye'de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörden de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada tabii her alanda, her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde yine klasik yöntemle sondaj ve üretim yapacağız. Klasik yöntemle üretemediğimiz, zorlandığımız yerlerde bu fracking dediğimiz çatlatma yöntemiyle teknolojiyi kullanmış olacağız. Orada üretim artışı sağlayacağız. Ben ümitliyim. Yani üretimde bir artış olacağız. Şu anda zaten günlük Türkiye petrolleri 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz 50 bin varilin üzerine çıkmak günlük üretimde. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili gelen soruya yönelik şunu söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında uluslararası nitelikte anlaşmalar var. İmzaladığımız protokoller var. O çerçevede biz çalışmalarımızı planladığımız şekilde devam ettireceğiz. Elbette biz özellikle güneydeki muhataplarımıza bu konuda işbirliği için yoğun çağrılarımızı yaptık. Sürekli bu çağrıları reddeden taraf onlar oldu. Dolayısıyla onların attıkları adımlara mukabele biz de kendi adımlarımızı planlayıp devreye koyduk ve bu çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz. Bugün zaten Sayın Bakan'la sık sık bir araya geldiğimiz, üzerinde tartıştığımız enerji konusunda işbirliği çalışmalarını tekrar öğleden sonra bir araya gelip değerlendireceğiz. Sayın Bakan da ifade ettiği gibi biz orada adada Türk toplumunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar arkasındayız. Gerek onlardan almış olduğumuz ruhsat sahalarında, gerekse kendi verdiğimiz ruhsat sahalarında Türkiye Petrolleri hem sismik aramalarını hem de keşif ve üretim amaçlı sondajlarına devam edecek. Biliyorsunuz ikinci gemi de geldi. En kısa süre içerisinde onu da şeye göndereceğiz, Akdeniz'e. Bu konuda işbirliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.